Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Starship tütüyor. NASA patlayan roket yaptı. Kanada'ya uzay limanı. Haftanın önemli uzay haberleri. Starship uzay aracı ilk tam fırlatma provasını tamamladı. SpaceX üzerinde çalıştığı Starship uzay aracıyla yörünge denemesi öncesinde ilk provasını gerçekleştirdi. Firmanın Texas Boca Chica'daki Starbase merkezinde daha önceden fırlatma rampasına dizilmiş Starship uzay aracı ve Super Heavy iticisi 24 Ocak günü fırlatma provasına sokuldu. Ateşleme hariç bir fırlatmada yapılacak olan işlemlerin tamamının yapıldığı testte roketin iki kademesine yaklaşık 4500 ton yakıt ve oksitleyici dolduruldu. Süper soğuk yakıttan dolayı aracın bütün gövdesinde yoğunlaşmadan kaynaklı buzlanma meydana geldi. Başarılı geçen testin ardındansa önce doldurulan yakıt boşaltıldı. Daha sonra ise 24 numaralı Starship aracı kontroller için fabrikaya götürüldü. Super Heavy kademesi ise rampada bırakıldı. Test sonrasında yapılacak işlemlerin ardından büyük ihtimalle 1 ya da 2 hafta içerisinde roket üzerindeki 33 Raptor motorunun tamamıyla statik ateşleme testi yapılacağı da açıklandı. SpaceX'in sahibi ve baş mühendisi Elon Musk, Starship'in ilk yörünge denemesi için Şubat sonu büyük ihtimalle Mart ayında hazır olacaklarını dile getirmişti. NASA yeni nesil roket motorunu test etti. Amerika Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Marshall Uzay Merkezi'nde üzerinde çalıştığı gelişmiş roket motor tasarımını test etti. Dönen patlama motoru olarak adlandırılan sistemin tam ölçekli bir prototipi, 10 dakika boyunca bir düzineden fazla sayıda ateşlendi. Kesintisiz olarak 1 dakikadan uzun çalıştırılan roket, yaklaşık 1.8 ton güç üretti. Başarılı geçen testin ardından NASA mühendisleri tarafından 4.5 ton güç üreten ve tamamen yeniden kullanılabilir bir model üzerinde çalışılmasına da karar verildi. Roketlerde kullanılan motorlardan farklı olarak itki için süpersonik patlamaları kullanan bu motorlar, klasik motorlara göre %25 daha fazla verim sunuyor. Gelecekte yapılacak insanlı seferlerde de kullanılması planlanan dönen patlama motorları hakkında detaylı bilgileri bu hafta yayınlayacağımız videomuzda izleyebilirsiniz. Kanada, uzaya yerel erişim için uzay limanı kurmaya hazırlanıyor. Kanada Ulaştırma Bakanı Ömer Alkabra, hükümetin yörünge seferleri için gereken kanunları yapacağını açıkladı. Kanada'nın yıllardır uydularını başka ülkelerden fırlattığını belirten bakan, uyduları artık ülkemizden fırlatma zamanı geldi açıklamasını yaptı. Bu yaz, Kanada'nın Nova Scotia bölgesinde bazı yörüngealtı test seferlerinin yapılacağı ve bu seferler için gereken altyapının inşasına başlanacağı söylendi. Buna ek olaraksa, 3 yıl içinde yörünge seferlerinin yapılması için gereken hukuki altyapının, güvenlik standartlarıyla birlikte fırlatılacak roketlerin ve fırlatma sahalarının lisanslanması için gereken hazırlıkların da yapılması planlanıyor. Kanada uzay alanındaki çalışmalarını arttırmayı, Ukrayna ve yerel tasarım roketlerini 2025 yılı içerisinde hazırlanmış ve onaylanmış fırlatma merkezlerinden yörüngeye çıkartmayı hedefliyor. Gelecek hafta planlanan uzay uçuşları. Gelecek hafta kalkış tarihi yayınlanmış 3 uçuş bulunmakta. 30 Ocak Falcon 9 Starlink görevi. Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg uzay üssünden yapılacak olan seferde Starlink uydu internet sistemine ait 53 yeni uydu alçak dünya yörüngesine çıkartılacak. 1 Şubat Falcon 9 Starlink görevi. Amerika'nın Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilecek olan seferde Starlink uydu internet sistemine ait uydular alçak dünya yörüngesine çıkartılacak. 5 Şubat Proton Electro L görevi. Kazakistan'daki Baykonur kozmodromundan gerçekleştirilecek olan seferde Rusya'ya ait meteoroloji uydusu yer sabit yörüngeye çıkartılacak. Uzay gemisi dünyanın sunduğu uzay haberlerini izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve paylaşın. Uzay ve uzay teknolojileriyle ilgili haberlerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olun.